Usta senin adın neydi? Eren abi benim. Eren. Kaç saat bakımı yapacağız? 250 abi. 250 saat bakımı mı? Aynen. Bak straforu getirdim, bunu fiyattan düşeceğiz ha. Tamam abi. Yani fiyata yansıtmayacaksın. Baştan anlaşalım seninle. La orada şeyler vardır ıvır zıvır ya benim. Evet abi. Tornavida, yan keski, falçatalar. Bayağı bir şeyler vardır. Eren fazladan spreyin var mı? Temizleme mi? Temizleme. Temizleme spreyi bırak bize ya. Hiç temizleme spreyimiz kalmadı. Şey getir dedim ben. Film getirdiniz mi? Orijinal istedim ama. Orijinal istediysen orijinaldir abi. Eğer orijinal getirmediyseniz var ya. Uf. Kulaklarınız çok. Geri götürürüz abi. Heh. Bak filmler habire bozuluyor. Sürekli bozuluyor. Eren usta. Burada çünkü ağır yüke çok vuruyoruz malzemeyi. Evet. Ağıra vurduğumuz için pimler çabuk atıyor, eziliyor, kırılıyor, yayları bozuluyor. Tamam. Kaçıncı sefer değiştirdiğimiz belli değil ha. Şimdi diyorsun ki bu abi neden benim videomu çekiyor? Yok birkaç kere daha şahit oldum abi, o yüzden yadırgamıyorum. Neden çekiyorlar? Yani sen de şahit oldun. Bende mi? Benim dingilde olamaz ya. Benim dingilde de şeyle 4 sene oluyor. Yani Kerin'e bakıma geldiğinde de yine böyle video çekmiştim. Değil mi? Evet. İlginç. İyi, seni ben tanımadığım için. Aa, Pim de gitmiş ha. Hepten gitmiş. Allah'ını seviyorsan. Şimdi hiçbir şey kalmamış. Kafa da gitmiş. Onu sökeceğiz de işte. Bunda da yok. Onda da mı yok? Ya 2 tane istedik ama sana kaç tane sipariş verdi? He? Bir mi? Tamam, birini elinizden sök, diğeri bunları şu an... Bunu şuraya bırakayım mı? Bırak, bir şey olmaz Eren. Hiçbir sıkıntı yok Eren ustam benim. Sen şimdi bütün bakım boyunca beni videoya mı çekeceksin abi? Niye? Soruyorum sadece. Olabilir. O anki duygu ve isteklere bağlı oluyor Eren ustam. Muhabbet ediyoruz işte. Kahve getirdiysen daha da muhabbet ederiz ama. Nasıl abi? Kahve getirdiysen diyorum, daha iyi muhabbet ederiz. İşte o kötü oluyor. Bu taraf aşağıda olduğumuz zaman çay çorba olmuyor. Kahve olmuyor. Eren usta. Sıkıntı yok abi. Peki. Uzun zamandır da yüklemelerden hiç makineyle ilgilenemedik. Toz toprak içindedir, pislik içindedir var ya. Burayı açmam lazım. Aç, dikkat et, o fermuarları yırtık şey ya. Patladı hep. Soğuk sıcak görerek yan dikişler hep patladı, fermuarlar. He? Değiştireceğiz de şimdi bu seneyi artık atlatırız mecburi. Bir şey dedim diyemeyiz bu sene. Fermuarlar çok kötü bozuluyor ya. Katlıyoruz ya yukarıya. Bunu fazla bir aşağı çek, bir yukarı bir daha sert çek. Öyle yaparak anca çıkartırsın. Yoksa olmuyor Eren usta. Ayrıdan tak gitsin ya, yapacak bir şey yok. O şekilde gitsin. Ha bu kabloyu da söktünüz, yapmadınız çakmaklığı var ya. Ne kablosu abi? Ha bu çakmaklığım benim fana bağlıydı. He. Fan var ya, fanı çalıştırıyorum, yukarıdaki fanı yazdım. Abi ona elektrikçi arkadaşlar bak. Ya elektrikçi değil aslında, şurada 2 tane skatı var, tamam mı kablo? Tamam. Onu getireceklerdi, getirmediler. He. Yani ben bağlıyorum zaten, alıyorum şuradan hemen 2 dakikada. Artı ile eksik. Yanımda olsaydı ben sana soket şey getirdim. Sadece bakır gibi bir kablosu var ya, alt tarafa buradan sokuyorsun da birinin artı bir eksiği. Onu ben kendim beğendim. Bu kablo yok işte. Bizimkiler var da mübarek bizimkiler öküz bağlar resmen yani. Tamam abi. Büyük hat içi olduğu için uymuyor ona. Hani kablosu var bende onun bak. Şey lazım. Bak kabloyu görüyor musun? Kabloyu bile hani bağladı. Soket lazım. Ha, o soket gibi bir şeyler var ya, böyle kablonun şeylerin içlerine giriyor. Evet. O lazım bize tek. Ben bütün bağlantılarını yaptım onun, öyle duruyor. Sağ olsun arkadaşlar, söktü kablonun kafasındakini, attı. Abi biz getiririz abi. Getirecekler. Ama yaz boyu çok kulakları çınlamıştır arkadaşlarım. Yazın direkt üste vuruyor ya sıcaklık. Bir de kafamızdan da güneş geçiyor. Arkadaşlara büyük saygılar.
ve sevgiler içerisinde anıyorum ben yani yazı. Çok anladım. Yayın boşaltacak. Vereyim mi kabını? Anahtarını. Yayı bize bırakacaksın ha. Yayı götürmeyeceksin. Niye? Yağ lazım bu sefer bize. Abi bu motor yağı ama. He. Ne yapacaksın? Biz onları kızaklara sürüyoruz ya, yukarıda yapışkan oluyor ya. Geçen almamışlar. Yapışkan var ya, deniz tutkalı. Evet. Deniz tutkalı yapışmamasın diye tabanlara bunlardan sürüyoruz. Bilgin olsun. Sen bana o zaman bir bidon getirsen. Oo, sıkıntı değil. Bidondan bol ne var? Hallederiz onu. Hiç sıkıntı değil. Sen doldur. Ben şimdi Karadayı'ya söylerim. Bir bidon atar aşağıya hemen. Ne kadar sürede biter bu bakım, bizim bir bakımımız? Bir buçuk saat bakımımız sürer. Evet. Ben 1,5 saat video çeksem olmaz. Kesik kesik yapalım biz videoyu. Nasıl kendi kanalımda. Sportifçi artı yanı sıra YouTuber. Sportif artı YouTuber. Çıkmadı mı? Abi burayı çıkmadı diye bir şey yok da. Kafasını cıvatanın çok bozmuş. Ya gelen gideni belli değil ki buranın ya. Müdavimleri çok buranın, biliyor musun? Gelen giden belli olmadığı için kafasını bozdular mı onu? Yalan olmasın da, gerekirse varsa değiştir yani ha, yaz faturaya. Aman ha ya, bir anda dökülür la gırt diye aşağı. Onunla uğraşması daha kötü olur bizim için. Önüne gelen bir şey atıyor oraya yani. Bir el atıyor. Evet. Anahtar. Doğrudur yani. Çünkü çok gelen giden oluyor. Değişiyor sürekli. Yaptığı için yani, o yüzden kafayı mahvetmişlerdir. Yalan etmişlerdir o kafayı da. Çıkmıyor değil mi? Evet, çıkmak zorunda desene. Başka yolu yok. Dur atayım şu anahtarı, dur. Dursa, bir tane destekli vurabilsen. Sağlam diyorsun ha. Vallahi buradan uzanıp da müdahale edeceğim, yardım edebileceğim bir nokta da yok sana ha. Yok yok abi. Hemen yiyorum. Ay. Videoyu kapatılır mı? Kapanmaz abi, o yüzden sordum. Yok, kapatmadım. Sadece duraklattım, arabaya girdin ya. Artık izlersin akşama videonu da Eren ustam. Olur abi, linkini at. Atarız diyeceğim. Ne demek? Sonuçta kendi videon. Sen oynuyorsun. Yönetmeni de. Yani. Şey de benim ha. Her şey sensin. Sadece kameramanlığı ben yapıyorum burada sana. Tamam abi. Çekişte vurabilecek mi bakalım? Oraya pek vuramazsın o çekişte, ben sana söyleyeyim. He? Denk getiremezsin çekişte oraya. Deneyeceğim abi. Bir denk getirirsen anca. Kır, sıkıntı yok. Kendine göre ayarla yeter. Ben fazla getirdim onu sana uzun yere.
Sen yeter ki kendini bir ayarla oraya göre de. Rahat rahat müdahale et oraya, yoksa o çıkacak gibi de durmuyor. Öyle kötü bir yerde ki. Buradan müdahale etsem ben böyle dingili ters çevirsem? Yok abi, edemez. Yok yok abi, dingili diyorum, ters çevireyim. Öyle bu alandan oraya müdahale et. Anahtarın ucuna anahtar bağla. Az önce onu da yaptım da. Yok, buradan müdahale edersen eğer ters çevirsem dingili, yani nasıl? Bir dene abi. Yani senin için sen makineye çalıştıracağım. Az uzak şey yap. Üzerine toz fırlatır. Bekle. Elin ayağına dikkat et. Açıyorum. Bekle. Bekle. Motor bir kessin kendine tam. Buradan şimdi diyorum ki anahtarı sok. Evet, anladım. Buradan daha rahat müdahale etmen daha rahat olur senin için. Evet. Çalışma alanın genişler. Hem iki elinle müdahale edersin. Oradaki gibi olmaz yani. Birazcık daha müdahale etme hakkın rahat olur. Heh. Bastır 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 bastır. Onu neyle sıkmış? Gavur gibi sıkar gibi sıkmışlar. Gevşettin mi Ömütür? Evet. Ya bak, buradan daha kolay müdahale etmiyorum, daha rahat oldu. Evet abi, gerçekten. Akıl akıldan üstünmüş. Tabii canım. Ya sen şimdi daha önce bir de böyle bir şey yapana şahit olmuşsundur belki. Anladın mı? Yok, o anda buradan bakırken video çeker gene net geldi bana. Tam ulan dedim, burası daha şey gibi geldi. Dedim buradan daha rahat müdahale eder. Normalde bakımcılarla pek şey yapmıyorum ya. Hele böyle cins mis oluyorlar ya. Evet. Hiç yanaşmıyorum. Portifi bırakıyorum. Ne kadar sürede biter diyorum. Şu sürede diyor bana. Tamam diyorum. Ben gelir müdahale ederim diyorum. Aynen. Ya da diyorum söylersin. Beni ararlar diyorum. Ben gelirim makinenin başına. Yani abi. Bir şey olmadığı sürece yaklaşmıyorum ben. Bunu da çek abi. Tıpa. Yok, alayım şu tarafa koyayım diyecektim. Yok, kaybetmeyelim. Çok. Onu gitmesin bedavada. O kadar uğraştım. Sprey getireyim mi? Ben hallediyorum abi şimdi. Ben de bakımcılarla denk geldim buraya. Çünkü sürekli değişiyor bakımcılar buraya gelenler. Aynı firmaya ait ama değişik bakımcılar geliyor. Adamlar dünya hani çeşit çeşitler. Tabii canım. Hani biz de çeşidiz gibi, onlar da öyle çeşit. Çok garip bir tipler de oluyor bazen. Yani çok anlayışlı tip. Abes davranacak bir durum yok yani. Çok abes olanlar da var. Sen canın sıkma. Ya biliyorum, biliyorum. Abi biz de yani senin gibi günlerce farklı farklı işler yapıyoruz. Aynen. Bak sen de aynı şeyi görüyorsun. Aynen öyle yani. Adamı anlatamıyoruz. Adam da anlamak istemiyor. Hiç karışmıyorum, uzakta duruyorum. Sen diyorum işini hallet. Ben çıkıyorum diyorum, beni diyorum ararsın. Çıkıp gidiyorum. Aynen öyle. Yukarıya çıkıyorum, çay kahve içiyorum. Hiç kafamı uzatmıyorum. Uğraşmaya da değmez yani. Söktük. Şurayı ben bir sileyim. Bey abi pislenmiştir dedim ya makine. Uzun zamandır hiç temizlemedim makineyi ya. Eskiden çok temizliyorduk tavitlerinde. İşler bu sene çok yoğun geçti. Yoğun geçtiği için hiç makinelerle kimse ilgilenemedi böyle. Normalde götürüp yukarıda tanzikli suyla yıkıyorduk bunu bir güzel gene. Evet abi, onu yapmak lazım. Tanzikli suyla yıkayıp sonra hava tutuyordum ben, fitleri komple temizliyorduk. Şimdi bu ara işten dolayı hiç müdahale edemedik makinelere. Hiç bakamadım desem doğrudur yani. Oralı bile hani olamadık. Bırak normal yıkama bile hani yapmıyoruz artık. Boş boş öyle geziyoruz. İş bitiyor. Eve. Bu şekilde hayat sürdürüyor dedik. Abi hayatı yani şu için gerçekten bu yani pandemi sürecinden sonra
Millet ne yapacağını bilmiyor ki. Evet. Pandemi zaten adamları mahvetti. Covid adamlara kafayı yedirtti evde dura dura. Hayat diye. Oradan bir teneke yağ çıkar mı ya? Ben iki tane kova şey getirdim bidon ama. O kaç? 20 mi? 15 mi? Allah bilmiyorum ki. 10 dolar. Orada sigara içebiliyoruz değil mi abi? Tabii canım ya, açık alanda sigara içmek serbest. Sen nerelisin Ömer Usta? Abi ben aslen Arnavut. Abi bu hep Arnavut mu geliyor? Bu şey Arnavut çok geldi ya bize. Yani ben doğma büyüme İstanbul'dayım ama benim dede Kosova'dan göç etmiş. İstanbul'a Kosova'dan göç etmiş ha. Sen de portifçi oldun. Evet. Evli misin? Allah'a şükür hayır abi. Allah'a şükür hayır diyor. Oo, büyük vurdu. Hayır. Manita vardır o zaman. Güldüğüne göre var. Şimdi bu konuda beni ifşalamadı. Manitalardan bir tanesi izler videoyu. Ondan sonra. Riske girmeyeyim diye boş verin diye. Riske girmeye gerek yok diye bu işte diyor. Ama arabanın plakasını çektim ya, haberiniz olsun en azından. Yolda falan görürseniz. Aynen. Bunu her gelişinizde söküyorsunuz. Mazot filtresi abi. Her gelişte mazot fitresi değişiyor zaten ya. Senin işin bugün yok muydu? İşten mi geldin direkt buraya? İşten geldim abi. Farklı bir yerdeydim. Sana bir tavsiye daha veririm. Bunu arkadan artak daha hızlı çevirirsin. Azıcık gevşetsem zaten gerisi elle döner abi bu şey. Mazot fitresi ya. Fazla şey olmuyor değil mi? Yok. Önemli olan gerçek. Desene mazotları dökeceksin. Bak o kadar da zam geldi mazotlara var ya. Evet abi sorma ya. Neyin peşindeler anlamadım. Herkes bir dünyanın peşinde. Oy, yoruldum hayattan ya. Harbiden yoruldum. Hayattan mı? Evet. Yalnız değilsin. İsim neydi abi senin? Dökeceğiz ona biz usta. He? Kaç litre yağ dökeceksin? Kaç litre mi? He, litre. 14. 14. 13-14 litre yağ koyacağım abi. Onu şey yapıyorlardı diğerleri ya, yukarıdan aşağı. Biri tutuyordu, diğeri de yukarıdan aşağı döküyordu. Öyle bir imkanım olmadı hiç. Altını kapattın mı tıpasını? Tabii. Aman ha. Sonra yağlar boşu boşuna gitmesin. Ha yedek varsa sıkıntı değil de yedek yoksa çok büyük sıkıntı. Kırma lan! Bir saat sonra bak ya yine simsiyah oluyor. Öyle abi. Aşınmadan dolayı. Hidrolikte de yağlar var ya. Sen bunu ne kadar süzersen süz.
yağ kalıyor. Kalıyor canım, kalmaz dedi. Hidroliklerdeki yağlar daha boşalmadı. Komple boşalmıyor. O yüzden sıkışıyor o yağlar. Daha önceden çünkü başımıza defalarca geldiği için biliyoruz. Zaten parçaları da işlemiş ya. Hı. Daha önceden başımıza geldi. Yağ yağışlar simsiyah akıyor. Daha 10 dakika çalıştı makine. Ne oldu dedim. Lan hatırsızı git lan oğlum ya. Videoyu mahvedeceksin. Aleyküm selam. Yine YouTube peşinde ya. Allah aşkına. Hayat bizim bu biliyorsun. Tarzımız böyle. Kaç para veriyorlar? Biz de gidiyoruz bu işe. Hayatımız bizim böyle. 10 numara yaşıyorum diye. Forma yok üzerimde ama 10 numara ya. Eren Usta ile video çekiyorsun. Kendi yayında parayla ne işin var? Oğlum siz at usursunuz. Sizden her şey beklenir. Bunların köyünde atı çalıyorlarmış, ters yürüttürüp karşı köye gidip savaş açıyorlar bir zamanda, köy savaşı. Karslı, at hırsızlığından. Atı çalıyorlarmış bunlar, karşı köye doğru yan, ters tersine yürütüyorlarmış. Geri geri yürütüp... Sonra diye köyler arası diye dedemler diye savaş çıkartıyormuş diye. Oğlunun atını çalıyormuş, oğlunun atını çalıyormuş. Ben diyorum sizden her şey beklenir diyorum, siz atırsınız. Gülüyor. Ne yapsın adamlar? Atırsızlar. Daha başka neye kaldı Eren Usta bunu? Başka bir şey kalmadı. Şanzıman yağını kontrol edip filtresini değiştireceğiz abi. İşte hani şanzıman yağıyla. Daha da bitti diyorsun. Sonra da bitecek inşallah. Kuru yağlamasını yapacağız. Aman ha bakımlarını yap da bir o pimi sökeceksin. Evet. En zorlu da zaten o pim sökme işi var ya. Evet. O çok uğraştırıyor adam. Pimi sökmek uğraştırmaz da çatalı çıkartmak uğraştırmaz. İşte o uğraştırıyor, çok uğraştırıyor ya. Geçen indir kaldır, bindir kaldır. Uğraştırdı bizi epeyce. Bunu antifriz de atmadılar kış için ha. Hadi ya. Hı hı. Tamam abi şey yaparız onu da getiririz. Ben de almadım ya. Kış için çünkü antifriz hiç atılmadı. Geçen sen attığıyla duruyor halen. Arada da biz suyu değiştiriyoruz. Eksiliyor suyu. Değiştiriyoruz antifrizi de arada gidiyor yani. Kalmıyor pek. Antifriz de öyle kalmayıp gidiyor. Hayatım benim böyle diyor, 10 numara. Ooo Macaralı! Lan bir çay getir lan Macaralı! Düştük yaban ellere gibi buradayız ya. Mahsur kaldık resmen. Burada diyorum, OHAL bölgesi gibi kaldık bu tarafta. Ne çayımız var ne çorbamız var. Böyle kaldık. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun sen ya?
Kendi işini yapıyorsan karlısın. Kendi işini yapmıyorsan... Eyvallah. O iyi değil işte. Bak. Yavrularını çağırıyor. Bir tane tavuk bu da almış. Yavrularını çağırıyor. Bak. Şuraya baksana. Ben dedim ne oluyor lan dedim. Kedi sesi geliyor. Bakayım şuraya. Nereye gitti lan bu?